Evet arkadaşlar, kitabın 3. bölümünün 3. kısmını, yani çıkmış diğer soruları çözüyoruz. Birinci sorumuz, laboratuvar çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi pir tutmanı kırmak amacıyla kullanılmaz? Şimdi arkadaşlar, bir proteinin bir primer yapısı var, 2 sekonder yapısı var, 3 terser yapısı var. Aslında bir proteinin 3 tane yapısı var. 3 tane yapısıyla son haline ulaşıyor. Birden fazla protein bir amaç uğruna bir araya geldiği anda buna da biz kuartiner, yani bir dördüncü yapı diyoruz. Biz elimizde deterjanlarla, ısıyla veya farklı muamelelerle kuartiner yapıyı, terser yapıyı, sekonderi kırabiliyoruz. Ama asla primer yapıyı, dolayısıyla buradaki peptit bağlarına, denatürde deterjanlar dokunamazlar. Peptit bağları sadece ve sadece hidroliz ile yıkılabilirler. Yani sindirim enzimleri yıkılabilirler. Şıklardan performik asit, terser yapıdaki bağları kırmak için kullanılan bir ajandır. Asla primer yapıya dokunamaz. Şıklardan bir tane daha önemli bir şıkkımız var arkadaşlar. Sorulabilecek bir şıkkımız. Fenil izotiyosinat ise proteinlerin primer yapısı peptit bağlarının yıkımında kullanılan ve primer yapının tayininde kullanılan, keşfedilen bir bileşik, sahibine Nobel ödülü kazandıran bir bileşik. İki tane bileşik var bunun gibi. Fenil izotiyosinat ve fluoro nitro benzen proteinlerin primer yapısının tayininde kullanılan, keşfedilen bileşikler. Hangisi kolajeni çapraz bağlar yapar? Kolajendeki çapraz bağlarını yapan, hücre dışında güçlü bağlar yapan enzimimiz lizil oksidaz. Çok önemli bilgi. Kofaktörü bakır ve kendisi ekstraseller, yani hücre dışında bulunur. İçeride bulunansa lizin ve purin hidroksidaz kardeşler. Bunların kofaktörü C vitamini, oksijen, alfa ketoglutarat ve demir. Bunlar nerede buluyor? İntraseller, yani hücre içinde bulunurlar. Hangisi proteinin tersine denatürasyonunda, natürün bozulmasında bozulmadan kalır? Az önce söyledik, proteinin terser veyahut da kuartiner veya sekonder denatürasyonu olduğu zaman peptit bağları asla dokunulmaz. Peptit bağları sadece hidroliz ile kırılırlar. Başka türlü kırılamazlar. Performik asit proteinlerde hangi bağı kırmak amacıyla kullanılır? Sınavda çıkabilecek çok önemli bir soru. Proteinlerin tersiyer yapısındaki disülfit bağlarını kırmak için kullanılır. Ve disülfit bağları proteinin ters yapısındaki kovalent olan bağlardır. Yani güçlü olan bağlardır. Bilirubin oluşumunu katalize eden enzim. Mekanometrelyon. Hemden insanda biliverdin. Biliverdinden de bilirubin oluşuyor. Hemden biliverdin yapan enzim hem oksijenaz. A şıkkı. Biliverdinden bilirubin yapan enzim arkadaşlar B şıkkı. Yani biliverdin dediğiniz. İkisinin yerini bilmemiz lazım. Ultraviyole ışınla protein ölçümünde ne temel olur? Şimdi sorunun mantığı basit. Aslında ultraviyole ışınla absorbe edenler bizim aromatik halkalarımız. Aromatik halkalarımızın şifresi ne olacak? TFT. Tirozin, fenilalanin ve triptofan. Şıklar da bunlardan biri olacak ve işaretleyeceğiz. Cevap Denizli, basit. Ama diğer kısmını öğrenelim. Sorulabilirsin adı bize. Bilim adamları bakmışlar ki bir proteinin içerisindeki yaklaşık 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her 10 amino asitten bir tanesinin biz TFT olduğunu görmüşler. Yani bir aromatik amino asit. Demişler ki ben eğer ultraviyole ışın tayiniyle absorpsiyonu ölçsem aldığım pikin yaklaşık 10 katı tahmini bana protein tayinini verir. Yani ultraviyole ışık absorpsiyonuyla proteinin miktar ölçülecekse kullanılan amino asitler şu TFT'den birisi. TFT kim? Tirozin, fenilalanin ve triptofan. Tirozin ve fenilalaninde bulunan halkamız, buradaki aromatik halkamız benzen halkamız. Triptofandaki ise kim arkadaşlar? İndol halkamız. Ferro oksidaz aktivitesi olan plazma proteini. Ferro artı 2. Bunu artı 3'e çeviren iki tane vücutta protein var. Birisi serüloplazmin. İkincisi arkadaşlar hep hepaestin. Demek ki ferro oksidaz aktivitesi olan iki protein var. Plazmada bulunan kim serüloplazmin? Peki artı 3'ü 2'ye çeviren artı 3 ferri hangi enzim? Redüktaz 3-2 indirgen enzimde ferri redüktaz. Birden fazla alt bileşik bir araya gelirse oluşan protein yapısı ne adı verilir? Az önce dedik proteinin bir primer yapısı var, sekonder yapısı var, tersiyeri var, kuartineri var. Tersiyer son hali oluştuğu 3 protein yapısı. Başka bir protein de şu olsun arkadaşlar. Bu iki proteinin zayıf bağlarla bir araya geldiği yapıya da bir amaç uğruna biz ne yapıyoruz?
kuaternary yapı, yani dördüncü yapı adını veriyoruz. Birden fazla proteinin bir yamaç yönüne bir yere geldiği yapıyı biz kuaternary yapı halini veriyoruz. Sanırlar gibi proteinin son yapısı nedir? Bir proteinin tek bir peptidin cevap tersi olacak. Üçüncü yapı. Birden fazla dese cevap kuaternary. Kolajen, elastin ve alfa keratin bunlar arkadaşlar suda asla çözünmeyen proteindir. Yani fibroz proteinlerdir. Suda çözünen hareketli proteinler ise arkadaşlar globülerlerdir. Örneğin hemoglobin, örneğin miyoglobin, örneğin kanda giden albümin, bunların hepsi globüler yapıdalar. Yani çözünenler, su hareketliler. Çözünmeyenler kimler? Fibrozlar. Onlar kim? Kolajen, elastin ve alfa keratin. Glutatyon enzimi ne iş yapar? Arkadaşlar glutatyon enziminin GGT formu gamma glutamin transferaz ince bağırsaktan veya hücre üzerinden içeriye amilozitin absorpsiyonunu yapan, taşımasını yapan bir enzimimiz. Her taşımada yaklaşık 3 tane ATP harcar. GGT bütün aminoasitleri taşırken tek taşımadığı molekül bir iminoasit olan prolini emmez. Soru: GGT ne emmez? Prolini emmez. Önemli sınav sorusu. Evet arkadaşlar, bitirdik. Umarım faydası olmuştur. Kolay gelsin.